Bugün sizlere oldukça kolay, uğraştırmayan, kalıba ya da herhangi bir pasta aletine ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz çok lezzetli bir pasta tarifimiz var. Kreması ve kekiyle favoriniz olacak bir pasta. Hemen tarifimize geçelim. Çırpma kabına 4 yumurta ve 1 su bardağı şeker alınır. Beyaz köpük kıvamını alana kadar birkaç dakika mikser ile karıştırılır. Daha sonra yarım su bardağı süt, 1,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya erenerek karışıma eklenir. Bir dakika kadar karıştırılır ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye aktarılır. Tepsi birkaç defa tezgaha vurularak eşit şekilde pişmesi sağlanır. 5 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı kakao tencereye alınır ve iyice karıştırılır. Ardından 1 yumurta eklenir ve karıştırılıp ocağa alınır. Ocaktan alınır. 1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin, 1 paket vanilya, 100 gram çikolata eklenir. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırılır. Kremayı soğuması için başka bir kaba aktardık. Üzeri streç filmle kapatılarak hava almadan soğuması sağlanır. Pişen kekimiz iyice soğuyunca yağlı kağıt çıkarılır. Soğuyan kremaya çırpılmış 1 paket krem şanti yavaşça karıştırılarak eklenir. Kremanın 4'te 3'lük kısmını kekin üzerine yayıyoruz. Diğer kısmını üzerine sürmek için ayırdık. Küçük küçük dilimlenmiş muz ya da arzu ettiğiniz meyveleri kremanın üzerine yerleştiriyoruz. Kekten 4 santim eninde şeritler kesiyoruz. İlk parçayı bu şekilde rulo yaparak bir servis tabağının ortasına yerleştiriyoruz. Diğer parçaları dikkatlice onun etrafına sararak yerleştireceğiz. Bitiş kısımlarına dikkat ederek bütün keki bu şekilde hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi pastamız hazırlandı. Kalan kremayı da üzerine her yerini kapatacak şekilde sürüyoruz. Biz pastamızı keserken en sonunda kalan küçük kısmı bu şekilde üçgen parçalar halinde kestik ve pastanın üzerine bunlarla süsledik. Ve birkaç çilekle renk kattık. Siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun.